Merhaba arkadaşlar. Canlı işlem trader kampına nasıl katılabilirim? Bu soru Adana ilk canlı işlem trader kampı bittikten sonra Twitter'da çok fazla soruldu. Büyük ihtimal bu videoyu çektikten sonra Twitter'ın en başına hashtagleyeceğim ve uzun zaman boyunca burada kalacak. Bunu anlatırken de eğitimlerden de ilk başlangıcı nasıl olacak, nasıl devam ediyoruz ve en son ne yapıyoruz bunları kısaca anlatmaya çalıştığım video içerik olmuş olacak. Yani tüm eğitimleri de anlatmış olduğum video içeriği olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, canlı işlem kampı sonrasında bana şu soru çok fazla soruldu. Hocam yan yana eğitiminiz var mı? Yüz yüze eğitiminiz var mı? Eğitimde öğrenmek için yan yana olmak çok güzel. Ama finansal piyasalar gibi uygulama sahası olan, yani sadece öğrenmenin hiçbir anlam taşımadığı alanlar için yan yana bulunmak öğrenme açısından hiçbir pozitif yönü yok arkadaşlar. Çünkü biz finansal piyasalarda öğrendiğimizi uygulayacağız. Ama yan yanayken bunu yapamayız. Çünkü öğrenme süreci daha bitmemiş. O yüzden şunu söyleyebiliyorum. %40 bu iş öğrenmeyle yapılıyor. Ama işin büyük çoğunluğu %60'ı uygulamayla. Yani bizim aynı ortam içerisinde yan yana olmamız ve benim size en baştan destek, direnç, 144 box, 52 box, hayyan box, kristal bunları bahsetmem ve sizin öğrenmeniz benim video kayıtlarda performanslı olarak ekran karşısında grafiklerle tamamen soyutlanmış, hiçbir yorgunluğum olmadan anlattığım kadar etkili bile olmayabilir. O yüzden öğrenmenin ve uygulamanın daha doğru olması için şu adımları yapıyorum. Bu arada bunu söylemeden biliyorsunuz ben öğretmendim ve bir müddet, 2 yıl boyunca öğretmenlik yaptım ve üniversitede öğrenmeyle ilgili çok fazla ilgilendim. Bu yüzden zaten öğrenmenin ve uygulama sürecine doğru giden yolda bu yaptığımız yöntem en işlevsel olanı. Şimdi şöyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce eğitimi alıyorsunuz. fxmatik.com.tr'ye giriyoruz. Mail adresimizle kayıt olduktan sonra aşağılara doğru iniyoruz. Ve orada ilk önce GAN teknik çizim eğitimini alıyorsunuz. Platformu almak isterseniz sizi web sitesi eğitime doğru yönlendiriyor. Platformu alamıyoruz ilk önce. Sonrasında eğitimi aldıktan sonra ortalama 2 gün içerisinde size özel tanımlanmış olan panelden eğitimleriniz açılıyor. Peki eğitimleri izledim, öğrendim. Bizim ilişkimiz bitiyor mu arkadaşlar? Hayır, daha yeni başlıyoruz. Her eğitimin sonunda ödev veriyorum. Ve bu ödevleri bana göndermenizi istiyorum. Daha bakın arkadaşlar, mekan bağımsız ve öğreniyoruz. Yan yana olsaydı bunların hepsini yapacaktık ve 16 saat boyunca 2 güne sığdıracaktık bunları. Ama bir ay içerisinde sürekli olarak izleyebiliyorsunuz, ödevleri yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kısıtlama olmuyor ve bunu yavaş yavaş sindire sindire yapıyorsunuz. Sonrasında bana gönderdikten sonra ben feedbackleri veriyorum. Böyle olmuş, böyle olmamış, şöyle yapsaydın daha iyi olur dedikten sonra biz hala öğrenme adımındayız. Daha uygulamıyoruz. 5. ve 6. dersten sonra şunu söylüyorum. Arkadaşlar 8 dersimiz var. Her ders 2 saat ortalama. Arkadaşlar artık demo hesaptan hesap oluşturun. Ama demo hesap sadece 2 hafta maksimum. Ve bana cuma kapanışıyla birlikte işlem özetlerinizi gönderin. Cuma kapanışıyla birlikte, işlem özetleriyle birlikte bu arada tüm eğitim alan tüm arkadaşlarım, önceki aylar, sonraki aylar, bir önceki yıllar, tüm arkadaşlarıma ben sesli mesajla cevap veriyorum. Sadece sana özgü değil. Sonrasında bir ay eğitim bitti. Demo hesapta bir hafta, 2 hafta maksimum. Çünkü demo hesap çölde serap görmek gibidir. Ya öğrenmişim, çok güzel yapıyorum diye bir acemi cesareti gelir.
Çünkü orada hiçbir şekilde gerçek hesap psikolojisini yaşayamayız. Bu ister borsa olsun, ister kripto olsun, isterse altcoin'ler olsun. Hiç fark etmez. Şimdi ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Öğrenmeyi, uygulamayı Forex'te yaparsak, özellikle altın gibi bir enstrümanda yaparsak, çok kanallı arkadaşlar altın. Onu da yaparsak öngörülmesi çok daha zor. Sarı kız çok nazlıdır. Bazen çok kısa kısa hareketler yapar. Bazen orta band hareketleri yapar. Bazen çifte atar. Geçen hafta olduğu gibi. Bunu, altını öğrenme sırasında çok fazla trade edersek, öğrenmeye çalışırsak, zor bir enstrümandır bu arada altın, kripto gibi, borsa gibi tek düze hareketleri olan platformlarda, pazarlarda çok daha kolay yaparız. Çünkü doğrusal hareketi var. Tek bir destek tepkisiyle çıkıyor. Tek bir direnç tepkisiyle düşüyor. O yüzden bu işin asıl yeri, öğrenme yeri Forex'te kaldıraçlı olarak altında, özellikle altın gibi çok kanallı bir enstrüman içerisinde öğrenme işidir. Sonrasında uygulamada herkes kendi pazarını, kendi yerini seçer. Kimisi kriptoda yapar, kimisi borsada yapar, kimisi Forex'e devam eder. Şimdi bunun haricinde marjine geçelim. Yani paraya. Arkadaşlar, gerçek hesaba geçince maksimum 100 dolarla diyorum. Çünkü 100 dolar bizim hedefimiz, 100 doları 1000 dolara getirebilmek. Eğer ben o 100 doları patlatırsam hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Öğrenci arkadaşımın da değişmeyecek. Memur arkadaşımın da değişmeyecek. İş adamı arkadaşımın da değişmeyecek. O yüzden önemli olan trade edebilme yeteneğimizi geliştirirken, analitik bakış açımızı geliştirirken 100 doları 1000 dolara kadar getirmek ve bu süreç içerisinde aylarca uğraşmanın sonrasında 250 dolarlık, 300 dolarlık, 400 dolarlık kar çekimlerini görebilmek. İşte trader'la adım atıyoruz ya da patlıyoruz. Patlayınca, hesap patlayınca ne yapıyoruz? Yine bana gönderiyorsunuz. Ben şunları söylüyorum bu arada. Burada güzel yapmışsın, güzel stop olmuşsun. Stop olmanın güzeli vardır, stop olabilmenin yanlışı vardır. Burada güzel take profit olmuşsun, burada güzel riske atarak kademe yapmışsın. Ama şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Bu şekilde stop olsaydın daha iyi olurdu. Burada yanlış işleme giriş yerin var. Burada yanlış stop olmuşsun. Burada erken take profit olmuşsun gibi geri dönükler veriyorum. Şimdi öğrenme sürecinde eğer sadece dersler yeterli olsaydı bizim birebir etkileşimimizin yine burada hala yan yana değiliz. Birebir etkileşimimizin bir gereği olmazdı. Yani aslında dersler bir hiç. Tamam, ders programı bana ait. 2000'den fazla arkadaşım şimdiye kadar ders programını almıştır. Ama bu dersler ben olmadan, benimle etkileşime girmeden, eksiğimizi görmeden olmaz. Çünkü aslında ben dedim ya, öğretmenlik bilgi ve becerimi, formasyon bilgimi kullanıyorum. Sana özgü yöntemler, egzersizler yapıyorum. İşte kim arkadaşım hiperaktif? Kim arkadaşım çok yüzeysel düşünüyor? Kim arkadaşım çok detaylı bakıyor? Bunlara özgü, kişiye özgü uygulama modelleri geliştiriyoruz beraber. İşte değerli olan bu. Ve bunları sesli mesajla, telefonla yapıyoruz. Bakın hala trader kampına gelmedim. Bu süreç içerisinde arkadaşlar elle çizim bittikten sonra platformu alabilirsiniz. Platform mucizeler yaratıyor. Zaten başarı hikayeleri serisinde de izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz başarı hikayeleri serisini izleyin. Instagram'da çok fazla başarı hikayesi eklemiştim. Silindi. Vakit buldukça tekrardan ekleyeceğim. İşte Bay A'nin 300-500 dolarla bonus 25 bin dolara kadar çıkarması. Yani olmayan para 25 bin dolara çıkarması. Begin'in 400 doları 70 bin dolara çıkarması. Bu arada bir günde değil, 1,5 yılda. İşte İbrahim'in 5 bin doları 150 bin dolar yapması. İşte bu sadece yazılım değil, sadece ben değil. İkisinin birleşmesiyle oluyor arkadaşlar. O yüzden yazılımı aldım, dünyam değişecek değil. Beraber yine her cuma kapanışı feedbacklerle birlikte birinci seviye trader oluyoruz. Birinci seviye trader ne demek? Sadece ana yön işlemler yapar. Sonrasında
ikinci seviye trader oluyoruz. İkinci seviye trader ne demek? Hem ana yön çerçevesinde hem de düzeltme tepkilerinde risk ayarlaması yaparak her iki yönde de alım satım yapabilendir. Üçüncü seviye trader nedir? Birden fazla enstrümanı, 3-4 tane enstrümanı her iki yönüyle birlikte alıp satabilendir. Zaten anlattığım bu yöntemleri kârda stop olmak, anlık pozisyon değiştirmek, pusuda beklemek sadece yazılımla birlikte yapabiliriz. Yazılımın nimetlerini kullanarak yapabiliriz. Sonrasında biz zaten kampa gelene kadar birinci seviye trader olmuş oluyoruz. Kampa gelen arkadaşlarımız zaten para kazanabiliyorlar. Zaten bu konuşmamın hemen arkasında röportajı yayınlayacağım. Adana Trade Camp'ındaki röportajı yayınlayacağım. Hemen 3. günün sonrasında öğle yemeğine çıkmadan önce arkadaşlarımla röportaj yaptık. Arkadaşlar ne düşünüyorsanız onu söyleyin dedim. Zaten haberleri de yoktu. Kameraya görünüyor, şaşırdılar. Direkt kamerayı, tripodu oturtturdum ve neler düşünüyorlarsa sıradan başladım konuşturmaya. Orada zaten daha da ayrıntılı göreceksiniz. Ben konuşmamı bitirip hemen röportaja geçeceğim. Sonrasında biz bu şekilde 3 ay, 4 ay, 5 ay geçirdik ve artık birinci seviye trader olduk. Ya da 300-500 dolar çektik, tam hayalimizdeki yere ulaşamadık. Çok olasılıklı yapamıyoruz. Ters pozisyon giremiyoruz. Ana pozisyondan çabuk çıkıyoruz. Bunları, kişisel problemleri birebir kampta arkadaşlar yan yana masa etrafında çözüyoruz. Bunu yapabilmek çok zor. Türkiye'de benden başka canlı işlem eğitimi veren var mı bilmiyorum. Ama bunu yapabilmemin sebebi hem öğretmenlik yeteneğime çok fazla güveniyorum hem de yazılıma çok fazla güveniyorum. Tek başına ben olsam bu kadar fazla güvenemezdim. Tek başına yazılım olsa yine bu kadar güvenemezdim. İkisi birleşince şunu gördük ve şu yöntemi uyguluyorum psikolojik olarak da. İşte biliyorsunuz ben sürekli kendimi yeniliyorum, eğitimler alıyorum, telkin eğitimi, öğrenci koçluğu eğitimi, NLP. Aslında bunların da pek çoğunu uyguluyorum. Arkadaşım fark etmiyor. Arkadaşım çok yüzeysel bakıyor ya da çok derinlemesine bakıyor olaya. Ben ufak tefek telkinlerle o fark etmeden onun kötü özelliğini, yapamadığını yapabilir hale geliyorum. Ya da o akşam, akşam 6'da 7'de bitiyor, yemeğe gidiyoruz. Diyorum ki yemek sonrasında 9'dan 12'ye kadar da şunlara şunlara çalış ve ertesi gün bana şu dönütlerde bulun diyorum. Böylelikle 3 gün boyunca arkadaşlar çok yorucu bir kamp geçiyor. Zaten ben o süreç içerisinde de 10 arkadaşımın, bu arada kamp mevcudu 10 kişi. 15 kişi olabilir diye düşündüm ama 10 kişi fazlasıyla yetiyor. 10 kişi ve 10 arkadaşım zaten kendi trader kimliği var. 10 arkadaşımın ben zaten bu süreç içerisinde tüm eksiklerini biliyorum. Sadece anlık stop olarak birinci gün yıkıyorum. Stop oluyorlar. Ya benim vesilemle ya da kendileri stop oluyorlar. Sonrasında şunu öğretiyorum. Doğru yerde mi stop olduk? Doğru yerde stop olduk. Bir sonraki fırsat neresi? Ve anlık olarak beraber işlemlere giriyoruz. Ve sonrasında yapabilirliklerini görüyorlar. Bunun üstüne en az tüm arkadaşlarım herhalde 100 dolar üzeri kar elde etti 3. günün sonunda. Hatta bazı arkadaşlarım çok fazla kar elde edince günün en çok kazananı yemeğe götürdü. Adana'da kampı yapmanın da bu güzelliği oldu. Artık son yıllarda bir gastronomi şehrine doğru döndü ve her akşam farklı bir kebapçıdaydık ve günün en çok kazananı bizi yemeğe götürdü. Bu sinerji de güzel oluyor. Ve işte Adana Trade Camp'ının bir sınıfı var. O sınıf içerisinde sürekli artık işlemler dönmeye başladı. Ve artık işlem odaklı bir grup. Ve artık yapabilirliğini görme. Artık 3 gün, neden 3 gün biliyor musunuz arkadaşlar? Birinci gün yıkıyorum. İkinci gün inşa ediyorum. Üçüncü gün artık analitik bakış açısına sahip oluyorlar. 3 gün boyunca sürekli olarak aynı şeye maruz kalıyorlar. Sürekli olarak nerede işleme gireceğim? Nerede stop olacağım? Nerede kar artışı olacak? Nerede ikinci planla kademe artış yapacağım? Sürekli olarak bunları duya ve uygulayarak gerçek hesapta zarar ederek, gerçek hesapta kar elde ederek artık motor refleks davranış oluyor.
Videonun başına söylediğim bu uygulama yeri vardı ya, işte biz şu anda uygulamayı yapıyoruz. Şimdi çok daha basit indirgiyorum. Biz araba kullanmayı kitap okuyarak öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Direksiyona geçmemiz lazım. Direksiyona geçerek gaza basmamız gerekir. Simiti döndürmemiz gerekir. İşte uygulama eğitiminde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Zaten belli bir müddet arkadaşım gaza basmış. Belli bir yol kat etmiş. Ama benimle birlikte ikinci, üçüncü vitese nasıl geçeceğini görmüş oluyor. Ve kaza yapsa da kazayı en ufak hasarla nasıl atlatırım ve nasıl yola düşmeden devam edebilirimi görmüş oluyor ve yazılımı en performanslı şekilde nasıl kullanabileceğini görmüş oluyor. İşte yan yana buluşmamız bu safhalardan sonra meydan geliyor. Gan teknik çizim eğitimi, platform kullanımı, basit bir şekilde birinci seviye trader olma, sonrasında 3 gün boyunca yoğun bir kamp, gözler kapanıyordu arkadaşlar 3. gün sonrasında, zaten biraz sonra röportajı vereceğim. Tatlı bir yorgunluk vardı ama artık 2. ve 3. seviye trader olarak hayatlarına devam edecek olan arkadaşlarım var. Bu kadar başarılı olabileceğini ben de düşünmemiştim. Çünkü her arkadaşım neredeyse 100 dolar üstünde kar yaptı. Ve bu beni daha çok motivelendirdi. Daha çok trader kamp yapacağım. Belki Adana dışında da yaparız. Yine platform sınıfındaki arkadaşlarım kendi aralarında organize olur, 10 kişi olur. Hocam şu şehre gidiyoruz, o şehre gideriz. Hocam bu şehre gidiyoruz, bu şehre gideriz. Hiç fark etmez. Bana da keyif vermiş oldu. Bu zorlu süreçte zihinlerimizdeki bariyeri yıkmak ve artık daha farklı bakarak trade edebilmek aslında benim tek amacım ve bu işin manevi hazı da bu. Tüm bu süreçler sonrasında trade edebiliyor olmak ve ana geçim kaynağı haline geldi pek çok arkadaşımın. Peki o zaman şimdi videoya geçiyoruz. Bir sonraki videoda da tekrardan görüşmek üzere. Evet, eğitim bitiyor bugün. 3. gün. Şeyi sormak istedim. İlk defa canlı işlem eğitimi yaptım. Türkiye'de çok fazla canlı işlem eğitimi yapan yok bildiğim kadarıyla. Hep de yapmak istiyordum. Nasıl olur? Nasıl yönetirim? Tepkiler nasıl olur? İşte zararda olursa zararı nasıl yönetebiliriz? Nerede stop oluruz? Nasıl kar daştırabilirim tekrardan? Bunları hep yapmak istiyordum. Bir yıl öncesine kadar grupta konuşuyorduk. İşte geçen pazartesiden itibaren nasip oldu. 3 günün sonlarındayız. Son 3-4 saatimiz kaldı. Sizlerden böyle içinizden geldiği gibi nasıl başladı, nasıl bitti? Sıradan belki isminizi söyleyerek rica etsem olur mu? Tabii ki. Merhabalar, Savaş Erkuş ben. Trade Camp'ında bugün 3. günümüz. Özellikle... Senin için nasıl geçti? Güzel. Daha önceden pekiştiremediğimiz noktalar konusunda, özellikle ince detaylar konusunda daha çok tecrübe kazanmış olduk. O konularda daha çok şeyler öğrendik. Bence bize çok faydalı oldu. Daha önce yapamadığın ne vardı, şimdi yapabildin? Özellikle 36 kristal box'ı çok fazla kullanmıyordum yön bulma konusunda. Onu daha çok kullanmam gerektiğini öğrendim. TP level'leri daha az kullanıyordum. Onları daha çok kullanmam gerektiğini öğrendim. O anlamda bence faydalı oldu. Sevdim, beğendim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buğra. Merhaba. Birinci günün en çok kazanıp yemeğe götürdüm. Evet. Benim için katkısı şu oldu. Öğrenme sürecimi çok hızlandırdığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü burada hem başarılı olan arkadaşlar ve sizin yardımınızla terste kalan pozisyonlarda tecrübeli arkadaşların ne yaptığını, neye baktığını, hı hı, bakış açısını, o bizim kendimiz not alıp sorduğumuz sorular çok uzun oluyor ama, hı hı, burada bir hafta veya 15 günde sorabileceğiniz soruları 1-2 saatin içinde cevabını alabiliyorsunuz ya da şahit olabiliyorsunuz. Evet. Bu bizi çok ileri götürdü. Başka arkadaşlarımın deneyimlerinden de yararlanmış oldum. Yararlandım. Özellikle ben Begenç arkadaşıma çok soru sordum kendisine. Ne yaptın, ne yaptın, burayı nasıl gördün, burayı nasıl yaptın diye.
Onun bakış açısı biraz daha bizden farklı. Evet. O artık makinenin bir sonraki hareketini hesap edecek seviyeye gelmiş. Onu gördüm. Take profitlerle kristalin önemini burada anladım. Benim için iyiydi. Şu deneyimi yaşadık. İlk gün zaten zarara girdim ben. Evet. Başka pozisyonda. Evet. Zararın nasıl soğukkanlıkla ve sakinlikle nasıl kurtarılabileceğini. Anlık işlem yapmanın şeyi bu oldu. Evet. O... Zarar ettim. Ben o zarardan nasıl kurtulacağım? Üstüne evet. Kardayken nasıl düşüneceğim? Hatta şunu bile düşündüm. Arkadaşlarımızla hani güldük kendi aramızda. Hani Sedat Hoca'nın yanındayız diye zarar ettik, bunu kurtardık ama eve gittiğimizde yapabilir miyiz diye. Bunun da kendi aramızda şakasını yapmıştık. Benim için çok faydalı oldu. Evet. Ya bir belki daha... bu deneyimi 6 ayda yaşardım. Ama evet. 1,5 gün boyunca evet. Aynı ortamda. 6 ay 1 senede alabileceğim yolu ben burada 3 günde aldım. Hatta 2 günde aldım, öyle söyleyeyim. 2 gündür şunu konuşuyoruz. Benim hani başarılı olamadığım bir yer var. Özellikle DAX var. Evet. Pazartesi'den beri de şunu söylüyorum. DAX'tan para kazanıp gideceğim. DAX'tan evet. Para kazanıp gideceğim diye. Ve şu anda artıya geçmiş durumda. %50'nin üzerinde zarara girmeme rağmen. Forex tarafında. Ben kaçırmayı düşünmüyorum bir dahaki kampları. İmkanı olan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Okan. İsim Okan Dereli. Mart ayı, 2021 Mart ayında eğitimleri aldım ve Mayıs ayında da online platforma geçtim. O tarihten bu yana işlemlere baktığım zaman, pozisyonlara baktığım zaman aşamadığım bazı noktalar vardı. Özellikle stop olma konusunda, grafiğe bakış açısı konusunda. Öğrenmiş olduğum birçok püf nokta oldu. Çünkü burada yüzde geldiğimiz için ve birbirimize dokunabildiğimiz için hocalarımızın da yardımıyla bir etkileşim oldu, bir sinerji oldu burada. Ve bizim için Bora arkadaşımızın dediği gibi 3 günde 1 yılda alacağımız eğitimi ya da tecrübeyi burada 3 günde kazanmış olduk. O etkileşimle benim için çok faydalı oldu. Yani artık bakış açım çok daha fazla değişti. Yapamadığın ne vardı da şimdi yapabiliyorsun? Stop loss olma konusunda en büyük dezavantajı oydu. Stop loss olma konusunda çok büyük problemler yaşıyordum. Artık bunu aştım. Ve pozisyonum doğru orantıda gittiği zaman da kârda stop olmayı da geliştirmiş oldum. Evet. Bu benim için çok büyük bir avantajı oldu. İlerleyen zamanlarda bunun artısını göreceğime şimdiden eminim yani. Güzel. Verimli geçmiş. Ya, aynen öyle. Caner. Merhabalar. Bu online platformda buraya gelmeden önce ben çok komplike düşünüyormuşum. Evet. Yani gerçekten hani yok onu bastırayım, 36 hayyamı koyayım, şunu da yapayım. O kıvrak yani endeks ya da herhangi bir pariteyle biraz burada dans edebilmeyi öğrendim. Yani hani o önden gidiyor, ben arkasından gideyim gibi. Daha sade bakabilmeyi öğrendim. Hatta TP levellerle sadece onlarla evet. Bile ki 2 gündür aşağı yukarı onlarla kâr işlem yaptım. Alıp çıkıyorum. Direnç tepkilerini kullanıp. Aynen. Ya bu benim için gerçekten hani ben evdeyken ya da buraya gelmeden önce evet. Çok komplike düşünerekten kendimi sıkıntıya sokuyormuşum. Evet. Daha sade, daha özet bakabilmeyi. Bu da tabii bana şey oluşturdu yani. Daha ekstra bir özgüven verdi şey olarak. Ki mesela az önce DAX'a çok kısa bir bant aralığında evet. Kârımı aldım, çıktım. Direkt teknik destek tepkisinde hemen aynen, görebildik. Aynen yani çok güzel bir beyin fırtınası oldu bizim için burada. Gerçekten. Zaten şey diyorum hani aslında teknik analize hiç gerek yok. Evet. Trade etmek tamamen beyin jimnastiği ve platformun hocam. Makinenin destek tepkileri, direnç tepkilerini oyun planıyla döndürebilmek. Kesinlikle bunu yapabildiğimiz öyle. Sürece zararda dahi olsak zarar olmak bizim daha fazla avantaja götürüyor. Bir de siz de biliyorsunuz benim lotlarım büyüktü. Evet, şu evet. An yani 0-1 lotla gayet güzel karlar alınabileceğini bizzat aynen. Yaşamış oldum. Yani zaten işin sihri büyüsü de orada. 0-0-1 ile 50 dolar, 100 dolar tabii ki, yapabildiğimizi gördükten sonra zaten marjin kasmaya gerek kalmıyor. Yok, hiç kasmaya gerek yok. Yani kısa bant aralıklarını görüyorsunuz, genişi de görüyorsunuz. 3-5 pariteyi birden takip edip bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Yani işte buradaki yani hiç açmadığım bu zamana kadar hiç bilmediğim paritede işlem açtım. Evet. Tamamen pazartesi günü aynen. Euroket miydi? Euroket. Euroket. Direkt direnç tepkisini gördün. Evet. Ben şey dedim, arkadaşlar zarar etmekten korkmayın dedim. Aynen. Direkt sen Euroket'ten açtın. 3 saat sonra tek profit oldu. Aynen yani onlar tabii bayağı bir özgüven veriyor. Doğru bilgiyle
Evet. Çok güzel oturdu yani kafamda artık. Şey de hoşuma gitti arkadaşlar. Grubun enerjisi, sinerjisi. Zaten yıllardır aynı sınıftaydık platformda. Tanışmamız o sinerji de bize oldu. Evet. O sınıf içerisine devam ettirelim. Aynen devam ettirelim. Aynen devam ettirelim. Sait Hanım. Evet, sınıfın en kötülerinden biri olarak. Ben destek direnç noktalarında evet bakıyorum grafiğe ama bir türlü algılayamıyorum, yorumlayamıyordum. Her seferinde bir de ruh hali çok panik bir insan olduğum için sürekli hata yapıp terse düşüyordum. Hala birazcık daha terse düştüğüm söylenebilir ama en azından şimdi grafiklere daha düzgün, daha güzel ve daha sade bakabiliyorum. Caner'in dediği gibi birçok detaya girmeden daha hızlı karar verilebileceğini görmüş olduğumu düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum. Virgül zaten her zaman evet. Ben online platformda teknik olarak kötü olduğumu düşünmüyorum. Analizlerde çok iyi olduğumu düşünüyorum ama benim de kötü tarafım psikolojik olarak psikolojimi yönetememem. Mikro lotları değil de yüksek lotlarla işlem açmam. Buraya gelmemin faydası bu oldu. Evet, açıkçası aynen. Mikro lotlarla yapabildiğim gibi. İnatlaşmadığım sürece. Evet, inatlaşmadığım sürece. Ama analiz konusunda evet, zaten sıkıntı yaşamıyorum yani. Yapıyorduk. Açıkçası evet. Dediklerim birebir çıkıyor. Aynen. Yani platform öyle bir şey ki bizim için bence bir mucize. Evet. Yani destek ve direnç tepkilerini çok güzel şey, çalışıyor evet. Hesaplamasını gördükten sonra sadece oyun planını oluşturmak kalıyor. Aynen. Yani önemli olan o hikayeyi doğru okumak bence platformda. Evet. Begenç'i zaten herkes tanıyor. Sosyal medyada artık tanımayan yok. Evet, teşekkür ederim. Sen kazanı düşün, sen konuşmasın. Teşekkür ederim. Senin için nasıl geçti? Seni ben zaten yordum. Hani yok, ben estağfurullah. Sustum, ben sustum, sen konuştun. Estağfurullah. Benim için de çok güzel bir atmosferdi burası. Tanıdığımız herkes artık benim için bir tık daha yakın oldu. Arkadaşların sormak istediği sorular... Gayet onlara ben de yardımcı olmaya çalıştım. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Sizden öğrendiklerimizi tekrar arkadaşlara geri aktarmaya çalıştım. İnşallah nasip ederse herkes daha başarılı bir şekilde finansal özgürlüğünü kazanmış olur. Benim de yine de eğer öğrenmem gereken şeyler olduysa burada yine de öğrenmiş oldum. Refresh yaptım. Aynen. Refresh etmiş oldum. Aslında anlatmak da onu şey yapıyor. Hani, tabii ki de. Aynı sistem üzerinde en ince ayrıntıları görebiliyorsun. Tabii ki de. Tarafta. Burada arkadaşlarla soru cevap alışverişi yaparken ben eski bildiğim şeyleri daha yenilemiş oldum. Yenilemiş olduğumu fark ettim. Bu yüzden de benim için de burada bulunmak güzel bir deneyimdi. Evet, Mustafa. Merhaba. Ne vardı, ne oldu? Ben biraz aceleci davranıyordum. Geniş bantla bakamıyordum. Hı-hı. Yani burada Gun Typhoon'a göre bakmayı öğrendim diyebilirim. Hani kısa aralıklar değil de daha uzun, orta evet. Vadeli işlemleri yapmayı burada daha iyi kavradım. Çok ayrıntılı bakıyordun. Evet, çok aşırı inceleme yapıyordum. Daha sade bakmayı öğrendin. Evet. Birebir işlem açarak da onları deneyimlemiş oldun. Yani buraya geldim tamamen bu deneyimimle. Aşağı yukarı 100 dolara yakın bir kazanç sağladım. Güzel. En azından 100 dolarım verdi. Artık özgüven var. Evet. Yapabilirim var. O yapabilirimle sadece buradakileri uygulayabilmek kaldı. Uygulamak kaldı. Yani işte istediğim gibi işlem yapma potansiyelim birazcık daha gelişti diyebilirim açıkçası. Bu şekilde daha rahat işlem açacağım. Daha geniş bantta bakabileceğim. Bu da beni çok rahatlattı diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Selman. Hocam ben arkadaşlardan farklı olarak ilk başta ben şey yapıyordum hocam. Komplike değil de çok basit düşünüyordum. Kanalın üstüne mi gir? Kanalın altına mı düştü zaten? Hani ne o kadar basit ne de çok komplike düşmemiz gerekiyor. Yani orada ince bir ayar var yani. Ya ben zaten şey diyorum. 100 farklı arkadaşım olsa 100 farklı trade edilir ve 100 farklı doğru pozisyon olur sistemi kullanarak. Ve 100 farklı arkadaşımın da aslında 100 farklı sorunu vardır. O birebir görmek onun, evet. O yüzden farklı oluyor. Evet. Hocam beni burada en çok etkileyen olaylardan biri Begenç hocam. Daha pazartesi sabah 1806'dayken 20'ye çarpar 15'e geri çekilir.
buradan fırlar dedi. Evet. Birebir. Birebir oldu yani. 1806'dan oraya fırladı ve zikzakları evet. görmüş olduk. Yani sabah o yorum yapıp aynısı olması aynen dediğiniz gibi bir sonraki hamleleri çok evet, iyi hesaplıyor. Platformla bir sonraki hamleyi görebiliyoruz. Yani en büyük dezavantajı evet. oldu. Aşağıda neresi var? Yukarıda evet. direnç neresi? Evet. Daha sonrasında ince planlara girerek ara destek tepkiler nereleri oraları görebiliyoruz. Sende de şey oldu. Uygularken gördüm. Kârda stop olmayı uyguladın. Kademeli işlemleri uyguladın. Açtığın her pozisyon yanında da oturman meselesine baktım. Her pozisyonun gayet şeydi yani mantıklı pozisyonlardı. Bir pazartesi sabah hemen GPB USD'li yeni kolere ettiğim için orada aceleci davran GPB Allah'tan da girmişim zaten onu görmüş oldum. Orada stop olduk. Yapabildiğim kadar hata yapmaya çalıştım da dediğiniz evet. gibi çok olmadı. Çok olmadı. Sikerde oldu. Sikerde oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet ben kapatayım. Derse devam edeceğiz.